Merhaba, ben Mehmet Akif Çınar. Bugün sert ve kuru etler için oldukça etkili bir marinasyon tarifi paylaşacağım. Bu vereceğim marinasyonu hindi, tavuk gibi çeşitli kümes hayvanları için de uygulayabilirsiniz. Bugün marine ettiğim bu etleri bir sonraki tarifimde soslu, sebzeli, güzel bir tencere yemeği yaparak kullanacağım. Hazırsanız buyurun videomuza geçelim. Et marinasyonunun temelde iki tane amacı vardır. Hem asitli sıvıların içerisinde bekleterek etin kas liflerini yumuşatmak, hem de çeşitli ot ve baharatlar kullanarak eti aromalandırmak için etler marine edilir. Ben dananın tranş kısmına ait bir yağsız et kullanacağım. Kullanacağım eti bir kabın içerisine alıyorum. Ben 1 kilo dananın tranş kısmına ait et kullanıyorum. Eğer siz daha fazla kilogramda et marine edecekseniz miktarları da aynı şekilde arttırmanız gerekiyor. Ben bu marinasyonda 1 çay bardağı süt kullanıyorum. Süt yerine yoğurt, krema gibi süt ürünleri de kullanabilirsiniz. Sütü etin üzerine döküyorum. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı kullanıyoruz. Genelde marinasyonda zeytinyağı kullanılır. Bunun sebebi ayçiçek ve mısır yağı gibi yağlara nazaran daha yüksek asit içerdiği için bu sayede etin kas liflerini daha da iyi parçalar. Bu yüzden zeytinyağı kullanmanızı tavsiye ederim. Zeytinyağını da sütün üzerine döküyorum. Son olarak da marinasyon sıvısındaki asidi biraz daha artırmak için yarım çay bardağı soğan suyu ekliyorum. 2 adet orta boy soğanı blender'a atıp süzgeçle süzdüğünüzde yarım çay bardağı soğan suyu elde edersiniz. Soğan suyunu da ekliyorum. Ve eti aromalandırmak için çeşitli ot ve baharatlar kullanarak eti daha da lezzetli hale getireceğim. Ben kekik, karabiber ve defne yaprağı kullanacağım. Siz farklı baharatlar da kullanabilirsiniz. Tüm malzemeleri ekledikten sonra şöyle bir kere karıştırıyorum. Ve ne kadar vaktimiz varsa 6 saat ile 1 gün aralığında eti dinlendiriyoruz. Ben 12 saat boyunca eti dinlendireceğim. Eti marine etmeden önce ve sonrasını da sizlerle paylaşacağım. Şimdi 12 saat boyunca buzdolabında eti dinlendirelim. Etin dokusunu şöyle sizlere göstereyim. Oldukça sert, yağsız bir et. Bir de marine ettikten sonra etin ne kadar yumuşadığını sizlere göstereceğim. Et 12 saat boyunca dinlendikten sonra durumu bu şekilde. Birçok et yemeğinde bu marinasyonu kullanarak daha lezzetli yemekler yapabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.